Arkadaşlar merhaba. Yavrulara bakım yapıyordum. Şöyle yeni çıkan yavrular var. Yani birkaç gün geç çıkan yavrular var. Hangisine bakılmış, hangisine bakılmamış diye şey yapıyordum. Şöyle yavruların bazıları çünkü küçük kalmış. Niye netleme sorunu yaşıyor ya? Bazıları küçük kalmış. Onlara dedim bakım yaparken bir baktım bunun şeyi boş, kursağı falan bomboş. Yani bir çıkardım dedim şey de yapmıyor, ağzını da açmıyor. Hayvanlara bakım yapayım hani böyle kafasına dokunuyorum. Ağzını da açmıyor, bir şey de yok. Bir baktım yine karabenek belası. Bunda da şey yapmış, baş göstermiş. Bu şekilde. Karabeneği zaten görebiliyorsunuz. Yani bize göre sol, şöyle kuşu böyle yatırdığımızda sol ayağının orada karnında diyelim. Kuşa göre sağ ayağının o tarafta, bacağının o tarafta. Bu da ilk çıktığında ben bunu bayağı sevmiştim. Bayağı hoşuma gitmişti. Şöyle göstereyim. Dur. Şöyle göstereyim. Şu kanatları falan çok şeydi. Şu kanat üstlerinin iki tarafı da simsiyah. Geri kalan sarı. Ben aslında bu kuşların anne babasına da şey de yapmıştım. Karabenek ilacı da vermiştim. Ölüyor zaten, can çekişiyor. Ama şu sarı var bir tane. O sarı bir 2-3 gün geç katılmıştı şeye. Son anda üretim sezonuna. Onu bir arkadaşa vermiştim. Sonra geri aldım. Bir 2-3 gün. Evet. Ama ondan sonra ona da takviye yaptım diye hatırlıyorum. Çünkü benim diğer kuşların ikinci günde falandık tedavisinde o sarı geldi. Sonra işte sarıya da devam ettim aynı ilacı. Sonra ona şey yaptım mı onu hatırlayamadım açıkçası. Bir iki gün ekstradan verdim mi? Verdim diye hatırlıyorum ama çok da net değilim. Onun yavrusunda böyle bir sıkıntı oldu. Bunlar da onun yavrusu. Bunlar da onun yavrusu. Aynı sarının. Bakalım bunlarda bir şeyler var mı? Ya kursakları yerinde. Karabenek olan kuş zaten beslenmek istemiyor. Bir dakika dur. Bakayım. Bu beslenmiş, istemiş yemek. Yani şurada kursağında görebiliyorsunuz zaten. Karnında bir şey yok. Diğer yavrulara bir bakacağım. Sen bir gel bakayım. Seni bırakayım, seni alayım. Kameradan çok net göremiyorum. Ben gözle bakacağım. Kamera şey olursa. Bunda da sıkıntı var gibi. Muhtemelen bunda da sıkıntı var. Muhtemelen bunda da sıkıntı var. Çünkü daha önceki tecrübelerimden karnının bu kadar büyük olacağını düşünmüyorum açıkçası. Bu bir sıkıntı. Bu bir sıkıntı. Bu bir sıkıntı. Bunun kursağında beslenme var ama yani şu benim karabenek videosunu izlerseniz şu karnı bu kadar net olmamalı. Netlesin kamera. Şu bağırsakları falan filan bu kadar net görülmemeli. Oğlum. Bunu da rengi mengi çok güzel. Aynı ölen kardeşi gibi. Niye netleme problemi yaşıyor anlayamadım. Onun da kanat üstleri aynı. Bunlar büyüseydi bunlar çok hoşuma gitmişti. Bir de şu var. En alttakiydi. Her neyse ona da bakarım. Ne bileyim bir sıkıntı var gibi. Arkadaşlar,
O ne yapıyor ya? Annelerinde de bir, o yani anneleri değil de bakıcı annelerinde de bir sıkıntı var gibi. Sabahtan beri donlu kaldı sanki orada. Burada garip garip hareketler yapıyor. Senin sağlığın yerinde mi? İyi, yerindesin. Buna baktırıyorum. Asıl anne burada. Sakin ol. Asıl anne bu. Buna bir iki gün erken bırakmış olabilirim karabenek ilacını. O yüzden de demek ki tam olarak kesmemiş olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların yavruların altından da birisi ölmüş. Yavrular görünüyor mu bilmiyorum. Belki de netlememiştir ama ben demin baktım. Şunun yavrusu vardı. Yani bu daha iyi bakıcı, bu daha iyi bakıcı diye o sarının yumurtasını koydum. Nasılsa bundan yavru aldım, sarıdan almadım diye. Sarının çünkü ilk yavrusu. Hani dedim şey olmasın, risk etmeyelim. Sarının yumurtasını buna koydum, buna baktırdım. Ama tabi sarı da kanaberenk olduğu için geçmiş buna da şeye, yani yavrulara. Her ne kadar bu iyi bakıcı da olsa elinden bir şey gelmez öyle bir durumda. Bunun yavrusu da aynı böyle bir tanesi kulaydı. Şunun altındaydı işte. O da ölmüş. Yani iyiydi aslında dünkü durumu. Ona baktım. Onda karabenek yoktu. Bu bakamadı mı? Tecrübesizliğine mi geldi? Ne oldu? Ne bitti? Bilmiyorum ama yani bir şekilde ölmüştü. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ne yapalım artık? Yaşayanlarla devam. Bunun altındaki bu yavrular da ölürse ya küçük o yavrular. Onu alıp yoksa ben buraya koyardım. Bunların arasına koyardım. Ve o sarıya da bir karabenek tedavisi yapardım. İlaca başlardım. Ama bunların arasında büyümezler ya. Küçükler o yavrular. Bir iki gün daha baksın. Eğer yaşatabilirse bu şeye gelirse, bunları biraz yakalar gibi olursa şey yaparım. Alır bunların yanına koyarım. O anne tecrübeli bir anne. O anne altından kalkar o işin. Ama bir iki gün böyle bir yakalaması lazım bunların. Arasındaki fark azalırsa koyarım. Anneyi ondan sonra bakım alırım. Tedaviye alırım. Zaten sezonda bitmek üzere artık. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.